Bugün Volkswagen dayız ve çok sevgili, çok değerli konuklarım var. Her yıl olduğu gibi Aralık ayında Fazıl Say'ın geleneksel konseri öncesi birlikteyiz. Evet, çok değerli konuklarım sevgili Genco Erkal, Serenat Bağcan ve tabii ki Fazıl Say. Ee, her aralıkta birlikte olmak çok keyifli öncelikle ee, ve İstanbul seyircisine, Türkiye'deki müzik severlere, klasik müzik severlere de e, Fazıl Bey bir ziyafet sunduğunuzu söyleyebiliriz. Bu yıl bir değil, iki değil, üç konser birden veriyorsunuz ve hepsi çok günler önceden sol dağıt oldu. E, bu konseri elbette hem Gencova ile hem Serenat Hanım'la konuşacağız ama öncelikle bu gelenekselleşen e, konserle ilgili de kısacık bir şey alalım istiyorum sizden. Evet haklısınız. 2016 yılında Nazım Oratoryosu'yla başlamıştı. Volkswagen Arena'daki, Unique'deki bu maceramız. O da böyle hemen biletleri aylar önceden biten üç konserdi. Sonraki evet. yıllarda benim solo, piyano, truba sonatı, işte sonra Umut Senfonisi geçen yıl pandemiden sonraki ilk konserimizde Şahmeran vesaire evet. pek çok farklı projeyle buraya geldim. Ee, ve şimdi tekrar altı e, 6 yıl sonra Senat Bağcan ve Gence ile birlikte e, yıl sonu konseri için Volkswagen önündeyiz. Birinci konserimizin biletleri bir günde bitti. Biz dedik ne yapalım Gence ve Senat'la beraber konuştuk. Bir konser daha koyalım dedik. İşte bugün pazar günü onu veriyoruz. Onun biletleri de bir günde bitince bir de salı gününe ekledik. 3 konserle. Burası tabi bir konser salonu değil bir stadyum aslında. Evet. Ama bu geniş kitlelerle buluşmak için burada fevkalade güzel bir teknik var. Fevkalade güzel ses tekniğimiz var. Dolayısıyla bir konser salonu aratmayan e, bir kalitede e, sanatımızı yapabiliyoruz. Ve çok geniş bir kitleyle tabi buluşabiliyoruz evet. burada her gece. E, bu da beni mutlu ediyor. Çünkü hepimizi mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'de sanatın, kültürün şiirin, müziğin, e, severlerinin artması e, ve bunda da bizim de biraz katkımız olduysa bu bizim büyük mutluluğumuz. Evet, e, yaklaşık 5000 bin kişi izliyor e, her akşam. Dolayısıyla üç günde 15 bine yakın e, klasik müzik konseri e, çok görülen bir şey değil. Avrupa'da da çok zor ulaşılan rakamlar bunlar. Evet, binlerce kişinin izlediği e, bir buluşma evet, bu. Evet. Senat Bağcan konserde benim Şarkılarımı evet. seslendiriyor. Biliyorsunuz pek çok Türk şairinin şiirini besledim yıllar içinde. 30 yıldır edebiyat merakım ve aileden gelen, Ay, tabii, bana, özellikle, özellikle babamdan gelen edebiyat merakım. Ve Genco Erkağ'la da Nazım Oratoryosu vesilesiyle 20 yıldır çalışıyoruz. Oratoryoyu belki 40-50 kere dünyanın her yerinde seslendirdik ama e, böyle bu ikimizin baş başa yaptığı formatı da yeni deniyoruz açıkçası. Oratoryodan da çok bölümünü sun sunuyoruz tabii ki seyircilerimize. Yaşamak şaka gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacağız. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında, dışında hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak. Evet. Ee, Tabii sevgili genco Arkal'a hemen dönmek istiyorum Nazım Oratoryosu deyince e, 20 yıllık aslında bir birliktelik. Dün akşam dinlendi, bu akşam dinlenecek ve önümüzdeki Salı günü de tekrar bir konser var. Tabii izleyicimiz bunu 1 Ocak'ta yani konserler bittikten sonra izliyor e, röportajı ama e, sizin açınızdan da aslında bu Nazım Oratoryosu serüvenini siz nasıl e, anlatırsınız, nasıl özetlersiniz? sahnede fazla saydı, birlikte olmak serenat Bağcan'la birlikte olmak o şarkılar. İşte müzik bir taraftan yani hem müziğin hem şiirin, edebiyatın en yoğun anlatımını bir de hani üç büyük sanatçıdan biz izliyoruz. Evet, bu oratoryu Kültür Bakanlığı ısmarlamıştı Fazıl'a. Beni aradılar ve dediler ki böyle böyle bir proje var. Fazıl Say sizi istiyor. Aman dedim beni istiyorsa her nasıl istiyorsa, ne yapmamı istiyorsa ben hazırım dedim. Çok güzel bir dostluk ve birliktelik başladı, ondan sonra ne zaman bir araya gelsek doyamadık aslında. Herkes oratoryoyu istiyor yani o çok görkemli bir prodüksiyon tabi evet. e, onu pek çok yerde yaptık ama evet. hala Türkiye'nin her yerinden istiyorlar. Maalesef çok zor çünkü ekonomik olarak 100 kişi koro, 100 kişi orkestra evet. büyük bir şey. Maalesef devletimiz, yani şimdiki iktidar pek böyle şeylere yatkın değil. Aslında olsalar ve devletin korosunu ve orkestrasını verseler biz onu her yerde yaparız ve çok büyük ilgi göreceğine eminim. Bu doyumsuzluk içinde bu teklif gelince ben çok sevindim tabii. Beraber bir şey, ayrıca Serenat'la beraber olmakta evet. olmak da çok büyük benim için mutluluk. Böyle bir teklif gelince hemen dedim yapalım. Bitti biletler, olsun bir daha yapalım bir daha yapalım bir daha yapalım dediler üçünden sonra evet. dedim biraz fazla olacak benim çünkü bir yandan oyunlarım devam ediyor provalarım devam ediyor ama ileride yaparız dedim hem de İzmir'de Ankara'da evet, evet. açık hava tiyatrolarında yazın yaparız dolaşırız ne güzel seyirci bizi istedikten sonra biz de istiyoruz. Dün akşam şimdi başladı konser. Yani bu izleyicinin coşkusu ve sevgisi anlatılamaz bir şey. Evet. Sahneye çıktığınız anda hissediyorsunuz onu. Yani bir sanatçı bundan daha, daha fazla mutlu edecek bir şey olamaz yani. Hı. Gece ben uyuyamadım heyecandan. <laughs> Evet muhteşemdi dün akşam da gerçekten. Ve Serenat Hanım zaten Fazıl Say dediğimiz zaman yanında akla gelen birkaç isim var. Elbette ki Nazım Oratoryası'ndan dolayı Genco Arka ve şarkılarla birlikte sizsiniz. Ve çok güzel albümler dinledik. Yanlış hatırlamıyorsam dört albüm ve sizin sesinizden Fazıl Say'ın müziğiyle. O yüzden hani ayrı da çok düşünmüyoruz aslında ve bu gece bu konserlerde sizinle de birlikte olmak seyirciler için de çok keyifli. Sizin için nasıl bir serüvendi? Hem bu albümler hem bir taraftan tabii Nazım Oratoryosu'nda evet. da da vardınız ayrıca. Evet. Benim Nazım Oratoryosu serüvenim aslında koro'da başladı. Ben Devlet Çok Sesli Korosu'nda evet. sanatçıyken fazla sayın eseri bize geldi. Ben koro'da başladım. O zaman solistler vardı. İki solistten sonra ben dahil oldum kadroya solist olarak. Hı hı. O yüzden eserin her bir notasını, her bir esini, her şeyini bütün şiirlerinde ezberebiliyorum. Yani çok sevdiğim bir eser ve en başından beri tabii ki Genco Erkal var. Evet. O muhteşem yani onun yanında şarkı söylemek, onun sahnesinde bulunmak inanılmaz bir enerji veriyor size. Yani büyük bir güç, büyük bir kudret size geçiyor tabii ki. Keza fazla sayla da öyle fazla sayı. Zaten müziğiyle o enerji size geçiyor. Daha sonrasında da albümlerimiz geldi. O albümler benim için çok çok özel. Çünkü bir kültür mirası olduğunu düşünüyorum ben evet, yaptığımız albümlerin. Yani bizler gitsek bile o seslerimiz, o şairler, o şarkılar kalacak ve nesillere aktarılacak. Evet. evet bu gece de dün gece de buradaydık bu gece de burada çok heyecan verici gerçekten ee, ilk şarkıyı söylemeye başladığımda e, kalbimin atışını dindirebilmek için e, özel bir çaba e, sarf ediyorum sonra akan akıyor zaten. <laughs> evet. Seyircinin coşkusu da enerjisi de bize Aynı geçiyor. Aynı heyecan seyirci de hissediyor, kalbin çarpıntısı evet. bize evet. de var, Biz evet. seyircilerde de var ve her yıl sonunda e, bu heyecanı yaşamak bize de çok iyi geliyor. E, şunu da e, altında çizmek istiyorum e, sevgili babanız müzik hem şiirin yoğun anlatım gücünü vurgulamıyor. Yani burada bu konserlerde Nazım Oratoryosu'nda özellikle hem müziğin hem şiiri yoğun anlatım gücünden bahsetmişti ee, oratoryo ile ilgili yazısında. O yüzden Fazıl Bey siz daha önce de bunu konuştuk ama bu akşam da tekrar belki altını çizmek istersiniz diye soruyorum. ya Babanızın tabii ki hani müzik yazarı olması, edebiyata çok yakın olması, sizin edebiyatla çok yakın ilişkiniz ki bu akşam Nazım Hikmet dışında Orhan Veli, Edip Cansever, Metin Altıok, Cemal Sürey gibi Türk şairlerinin e, eserlerinden esinlenerek hazırladığınız e, besteleriniz de var. Dolayısıyla bu ama devam ediyor. Ve ben biliyorum siz hala yoğun bir çalışma içerisindesiniz. 2023 e ait çok fazla e, proje var bir taraftan. E, ve çok da güzel müjdeleriniz var yine bu çizgide Hı. devam eden edebiyata yakın. Edebiyat çevresi babamın Türkiye Yazıları Dergisi'ni çıkardığı 1970'li yıllarda. Şimdi bu bahsettiğiniz... Şairlerin, yazarların hepsiyle ben çocukluktan tanışıyorum. Evet. Yani Orada tavuk, Ankara'da tavukçu restoranı vardı. Bütün sanatçılar orada buluşurlardı. Bunlar, yani Cemal Süreya, Metin Altıok. Kimi zaman Aziz Nesin İstanbul'dan geldiği zaman, Yaşar Kemal geldiğinde bizim evde kalırlardı. İşte Turgut Uyarı vesaire. Şimdi onları çocukluktan şahsen tanımış olmam da çok önemli bir olaydır benim hayatımda. Tabi babamın bir Nazım Hikmet anısı da var. Babam 1950'lerde Almanya'da öğrenciyken en büyük hayranlık duyduğu bu sanatçı şairle. Şahsen tanışmak istiyor, mektuplar yazıyor falan. O zaman Karlsruhe'de öğrenci Nazım Hikmet 1950'lerde bir Doğu Berlin ziyareti yapar ve o ziyaret sırasında evladım gel görüşelim o zaman Berlin'e geldiler. der. Ee, Doğu Berlin'e gider babam ve bir otel e, lobisinde saatlerce Nazım Hikmet, genç Ahmet Saylan sohbet eder ve ona verdiği e, nasihat Türkiye'de uğraş, Türkiye'de iyi şeyler yaratmaya yani savaşını, hayat savaşını Türkiye'de ver der Nazım Hikmet babama. Tabii benim hayatımda da Nazım'ın şiirleri felsefi olarak bir yol gösterici oldu. Bana en çok sevilirten de Nazım Hikmet'i sevgili Genco Erkal'dır. Ben Almanya'da yaşarken, Berlin'de yaşarken Genco Erkal'da sık sık gelirdi. Almanya'da da e, performanslar yapardı. Veya ben Türkiye'deyken onun İstanbul'daki e, Nazım Hikmet'le ilgili e, veya herhangi bir başka oyununa da sık sık giderdim. E, tabii bu, Nazım Hikmet sonrası 20. yüzyıl şiirinde ikinci yeni ekolü Cemal Şuraya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Garip Ekolü, Orhan Veli'nin de oldu ve daha sonraki şairler, daha özgür yazanlar vesaire. Bunların hepsini, hepsini bilir ve hakim olur oldum. 2023 yılında da hiç beslenemediğim şairlerden bir albüm tekrar yapacağım. Yine Senenat'la beraber bu İstanbul Müzik Festivali'nde ilk seslendirilişi olacak 2023, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılını bu sefer kadın şairler anlatsın Türkiye'yi veya yaşamları bakış açısıyla yani Gülten Akan'ından Nilgün Marmaras'ına, Birhan Keskin'le pek çok kadın şairin şiirini projenin henüz bir adı yok ama olacak tabii olunca da konuşuruz diye evet. düşünüyorum. Şairlerle ilgili kısmı böyle, Tabisten Anat gibi iyi bir yorumcun olması da bana büyük güç ve mutluluk veriyor ve güven de veriyor çok çok da güzel projeler üst üste. Bu kadın projesi de çok e, etkileyici gerçekten. Çünkü dedi, biraz önce okuduğum isimler ya, bu akşam e, ilham aldığınız isimler erkekte 2023'te. Kadınlar dolayısıyla hani böyle bu da bir e, karşılığı olmuş gibi olacak. 100. yılında çok kıymetli. E, ufak ufak çalışmalar başladı mı Sarın Hanım? Ya, bu besteler şey, hı. Daha hı. besteleri yapacak besteler, o zaman gelecek. Hı. Ocak, Şubat. Ocak evet. Şubat'ta. Ben evet. şimdi önce hayatları e, okumaya başlayacağım. Ama sizin de e, ön bir hazırlığınız oluyor tabii. Oluyor. Ki, Olmazsa gibi. olmaz zaten. Hı. Yani o e, yaşantılarını bileceğim, psikolojilerini bileceğim ki şarkılarını Hı. söyleyebileceğim, duyguyu aktarabileceğim. Yani, Gülten Hanım babamın ablası gibiydi. Hı. Her, her pazar ziyaret ederdik. Hı. Babam çok saygı duyardı Gülten Hanımın evine ben, beni de götürürdü. Ben de bir odada böyle beklerdim falan. Ee, çok sessizdi Gülten Akın'ın evi. Yani çok Zaten çok sessiz konuşan, az konuşan değerli bir hanımefendiydi. Birhan Keskin'i tanırım, çok severim. Şiirlerini <laughs> müthiş bulurum. Ee, tabii çok genç yaşında intihar vesilesiyle vefat eden e, Nilgün Marmara'yı hiçbirimiz tanımıyoruz. Ama enteresan bir Türk kafkası görüyoruz orada. <laughs> ee, değil mi? Evet. Onun da o tarz çalışmaları var. Genco ve bir taraftan da evet Nazım Oratoryası hepimiz için çok sevdiğimiz, artık kült bir eser. Bu müzikle edebiyatın birleşmesi ve tüm bunların sahnede gerçekleşmesi, müzikten tiyatroda da müzikten faydalanın. Bunların hepsi birleştiği zaman çok güçlü bir anlatım doğuyor ve Türk izleyicisine daha mı kolay geçiyor diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Bizim de repertuarımızda yıllardır. Şairlerle bir alışveriş var. Can Yücel oyununu yaptım. Brecht'in şiirlerini şarkılarını yorumladık. Aziz Nesin'in şiirlerini ve öykülerini tabi yorumladık. Hep böyle bir iç içelik var. Canlı müzikle yaşamaya dair diye bir oyunumuz var zaten. O da nazım. çeşitli besteciler var onun içinde ama hı hı. temelde en çok fazla Say var. Hep böyle bir benim bir hayatımın bir parçasıdır. Evet. Şairlerle müzik sahnede onları yorumlamak ve çok büyük ilgi görüyor. Evet. Hatta bir oyunda Nazım ile Brecht Güneşin Sofrasında diye bir şey yaptık. Orada da iki şairi yan yana evet. getirdik falan. Sanki. Evet. yani bizim için çok büyük hazine bunlar yani. Daha da olsun, daha da güzel şeyler yapalım tabi. Evet. Ee... Cumhuriyet'in 100. yılına giriyoruz 2023 ve Cumhuriyet'in 100. yılına girerken 2022 Aralık ayında Fazıl Say, Genco Arkal ve Serenat Bağcan yine sahnede olduğunda bu konserin haberi düştüğünde önümüze benim kafamda Umut Senfonisi çalmaya başlıyor. Yani Umut var. Evet. <laughs> Ondan sonra o kumru balata bağlıyor. Her zaman bende o kumru balata o oradaki sıcaklığa bağlıyor ve daha da büyük Umut'la. Dolayısıyla hani bu konserler hep bu umudun habercisi. 2023 ile ilgili aslında biraz tiyo verdiniz fazla Bey ama elinize çok daha fazla proje olduğunu evet. biliyorum. Başka eklemek Borosan istedikleriniz Ortestrası var mı? Orkestrası için yine bir 100. yılla ilgili bir senfonik eser. Bunun yanında da e, söm, e, yani siparişi veren kurumu e, söylememem lazım ama bir devlet e, bir belediyeden 100. yıl marşıyla ilgili de işte teklif var. Ben onu şöyle e, yapmak istedim. E, bir marş yazmak ve tüm toplumun e, marşını yazmak öyle kolay bir şey değil. Bunun metni var, teksti var. Onun besleyiciyle uyumu var ve ve e, yani bu İstiklal marşı gibi, 10. yıl marşı gibi o kategoride bir şeye gireceği için herkesin söyleyeceği müzik ben bunu yapmayı deneyeceğim ve bunu bir sipariş olarak görmeden ben böyle bir şey yaptım buyurun diyeceğim. Eğer yaptığımı yapabildiğime inanırsam. Çünkü sonuçta benimki kültür sanat. Ben herkesin dinlediği popüler olarak da beraber söylediği müzikler beslenmiş henüz değilim. Şarkılarım ünlü olabilir ama evet. farkındaysanız bunlar dinlenen şarkılardır. Beraber söylenen <laughs> şarkılar değildir. Ee, evet. Ama bence dizilere ve filmlere girdikçe beraber insan, söylemeye insan, başladım. Dört mevsim evet. evet biraz şey oldu yine de dinlenen şarkılardır diye düşünüyorum yani. Ee, dolayısıyla ben bu şeyi, teklifi ki beni onura etti. Hı hı. Değerlendirmek istiyorum ama eee başar, baş, başa inanırsam sunacağım evet, bir dosya biz duyacağız evet. Onun dışında Borusan ile bir 100. yılda 100. yıla ithafen yazacağım bir alt yani onu da o da benim 6. senfonim oluyor. Evet. Onun da bir başlığı konuyla ilgili olacaktır. 100. yıl demeyeceğim herhalde ama bak evet. bir başlığı olacaktır. Evet, ama o da, için o günü da günü. 29 Ekim, Ekim sonu 2023'te canlayacak evet, ilk evet. kez. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, ee, evet Genco Bey, e, siz 2023 ile ilgili e, hem projeler, e, sahnede olacaksınız, biz sizi izlemeye evet. devam edeceğiz. Neler Şu anda devam eden 3 oyunum var. Hı -hı. Dönüşümlü olarak oynuyoruz. Biri yaşamaya dair Nazım Hikmet. Evet. Biri bir delinin hatıra defteri yıllardır evet. oynadı. E, kaç oyun olmuştur artık? Hiç e, artı sayamıyoruz değil mi? Ama Hı -hı. düşünün 1965'ten Hı -hı. beri oynuyorum aralıklarla tabii Hı -hı. devamlı değil. Bir de ah Ahmet Arif bir şairdi orada işte ya. Ahmet Arif'ten Şah Barım diye Hı -hı. bir oyun yaptık. Şu anda da Etiyopya İmparatoru Haile Selassie'nin saltanatı ile ilgili bir oyun üzerine çalışıyoruz. Provalarını yapıyoruz. Ocak sonunda onu da sahnelemeye başlayacağımızı umuyorum. Evet böyle 2023'ün ilk e, yeni oyun müjdesini de almış olduk böyle. Evet, e, evet pek sizde. duyulmadı o. İlk, evet. Hemen hemen ilk siz evet. duyacaksınız. E, ne güzel bunu duymak. E, evet, Serenat Hanım e, zaten e, geliyor albüm onu öğrendik ama sizde 2023 hem dilekleriniz olur. Evet 2023'te fazla Say ile birlikte yurtdışı turnemiz olacak. 10 12 tane. Ee, bahara denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Mart evet. ayında başlayacak. Uh -huh. 2024'te de devam uh -huh. edecek. Daha sonrasında benim bir projem var. Eee 2 yıldır, iki buçuk yıldır üzerinde düşünsel olarak da düşünüyorum. Ee, değişimin kadından başlayacağını düşündüğüm için bir kadın sesi belgeseli. Aa çok güzel. Kadın sesi neye muktedirdir? Neler yapar bize? Neler yaptırtabilir? Bunu inceleyen bir belgesel e, inşallah e, yapabileceğiz ve sunabileceğiz sizlere bunun projesi var konserler devam edecek çalışmalar albümler evet. böyle 2023'te herkese sağlık ve iç huzuru en başta iç huzuru evet. ve mutluluk evet ne güzel kadın projeleriyle devam evet, ediyorsunuz evet. bunu da görmüş olduk kapatmadan önce 2023 ile ilgili çünkü bugün 1 Ocak'ta yayınlanıyor programımız. Herkese mutluluklar, özellikle sağlık ve mutluluk ve başarı dileklerimle. Evet. Gence. Evet, sağlık çok önemli şimdi her şeyden önce. Evet. Sağlık geliyor biliyorsunuz pandemiden <laughs> Pandemi, beri evet. en ön plana geçti. Onun dışında ben gelecek için ümitliyim. Güzel bir geleceğimiz olsun istiyorum ülkece. Öyle bir gelecek diliyorum ülkeme ve insanlarıma bu yıl. Evet, i̇nşallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Varlığınız ve yaptığınız tüm bu projeler, tüm bu sanat etkinlikleri, bu eserler bizim için bir umut. Umarım gelecekte de hep beraber bu güzel konserleri sizden dinlemeye devam ederiz. Çok teşekkür ederiz her şey için.